Arkadaşlar merhaba. Ayakkabımalzemesi.com kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber parça atık derilerimizden yapabileceğiniz küçük bir bileklik yapacağız. Hoş, şirin bir bileklik yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bu aralar böyle küçük parça ürünlere özen gösteriyorum arkadaşlar, önem gösteriyorum. Önce onların videolarını çekiyorum. Çünkü herkes çanta veya ona benzer büyük ürünler yapma derdinde. Bunun içinde haliyle büyük deriler alıyorsunuz. Büyük paralar ödüyorsunuz. Birçoğunuza göre bütçenizi zorluyorsunuz. Tabii haliyle de kalan parçalar öylece duruyor bir kenarda muhtemelen. Deriyi alıyorsunuz, bir dünya para veriyorsunuz. Aparatlara vesaire derken astarı yüzünden pahalıya geliyor. O yüzden derinin artan kısımlarından da böyle ufak ufak materyaller, işte bileklik, maskot, anahtarlık, işte ne bileyim ona benzer birçok bir şeyler yaptığınız zaman maliyetinizi kurtarmış olursunuz arkadaşlar. Yaptığınız şey değmiş olur. Şimdi yapacağımız bilekliğin ölçülerini vereyim arkadaşlar. Öncelikle normal siyah anorin deri, yaklaşık 2 mm'ye yakın civarda bir kalınlığı var. Vakete deri, bu da aynı şekilde 2 mm kalınlıkta ham deri. Arkadaşlar bu alta kullanacağımız ölçü, bunun uzunluğu ben kendi bileğime göre yaptım, 22 santim arkadaşlar. Eni 2 santim arkadaşlar. Hatta 2,2 arkadaşlar. Üste kullanacağımız parça bunun üstüne gelecek bu şekilde. Böyle. Bunun genişliği 1,6. Uzunluğu 13 santim arkadaşlar. Bu da diğer parçamız. Alttaki siyah parçayla aynı. Bunu parça olarak kullanacağız arkadaşlar. Buralara ve buraya ek yapacağız. Yaparken tam olarak ne olduğunu göreceksiniz. Bağlantı aparatları olarak çanta mıknatısı kullanacağız arkadaşlar. Çanta mıknatısını zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Çıt çıt vesaire kullanmayacağız. Rahat çıt çıtlansın diye. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar bu kenarı ben yuvarlak ağız, yarım ağızlı kemer ucu kesme bıçağıyla bir tanesini yaptım. Sizler hani bundan temin edemem, bulamam diyorsanız, bunlar çünkü bazıları set olarak satılıyor. Bazıları tek tek de satılıyor. Web sitemizde bütün ürünleri bulabilirsiniz. Bozuk paralara da bu işaret edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde 1 lirayla 50 kuruşla ona benzeri kenar yuvarlak, ne bileyim işte cetvelin ucu gördüğünüz gibi her türlü ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çizeceksiniz tabii, etrafından keseceksiniz. O biraz sizi zorlayacak haliyle arkadaşlar. Şimdi kesme işlemine başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar pergelimizi şöyle tahmini bir ölçü aldık. Yine söyleyeyim ben size. Yaklaşık 7 milim kadar. Bu deri bunun üzerine bineceği için arkadaşlar şöyle üstte bindirme yapacağız. Gördüğünüz gibi buradaki kalınlığı engellemek için bunun altını tıraşladık. Bunun da üstünü tıraşladık. Bunlar için özel bıçaklar var. Ben elinden geldiği kadar az aletle kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elinizdeki imkanlardan faydalanırsınız diye. Buraya yine pergelde çizimimizi yaptık arkadaşlar. Bıçağımızı bu şekilde tutuyoruz. Şöyle bir yükseltinin üstünde olursa iyi olur. Bu işlem keskin bıçak ister arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bıçağınız keskin değilse bu iş çok yorar. Hatta deriyi istemediğiniz yerlerden uçurabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde incelttik. Bunun üstüne böyle gelecek. Burada potluk kalınlık yapmayacak arkadaşlar. Amacımız bu. Şimdi derimizi boyayacağız arkadaşlar. Derby'nin Doledo su bazlı vejetal deri boyası nugget olanı, yani ham renginde kalsın istiyorum arkadaşlar. Onunla boyayacağım. Bu üst materyalin ham olmasını istiyorum. Daha önceki videolarımızdan arkadaşlarımız biliyordur. Renk böyle turuncu gibi gözüküyor ama değil arkadaşlar. Renksizdir. Böyle bayan çorabının içerisine yaklaşık 15 santim kadar bir bayan çorabının içerisine top yapıyorduk biliyorsunuz. Kumaş parçalarını koyduk. Eski atlet parçası vesaire hepsi olur arkadaşlar. Bunun için
Ben bir parça havlu kağıt alayım. Ya da şöyle peçete kağıdı da alabiliriz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sünger gibi çok emmez arkadaşlar, bu bilginiz olsun. Bununla küçük bir ürün olduğu için dairesel hareketlerle ovalama işlemi haliyle yapamıyoruz arkadaşlar. Onun için mecbur sağa sola yapıyoruz. Biraz daha alayım. Arkadaşlar sünger gibi değildir, bu bilginiz olsun. Bastırarak ve çok sürterek her tarafına aynı miktarda boyayı yedirdiğimize emin olarak hareket ediyoruz. Arkadaşlar temiz bir bezimizle bir miktar kuruduktan sonra polish yapıyoruz. Önceki videolarımızda izleyen arkadaşlarımız muhtemelen bilgi sahibi. İzlemeyen arkadaşlarımız için mutlak surette tavsiye ediyorum. Doledo Vegetal Boyanın uygulama videosunu mutlaka seyredin arkadaşlar. Hafif tabağı andıran bir renk oluştu arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve üzerindeki polishi sanırım görebiliyorsunuz. Şöyle oynatıyorum, görebilin diye arkadaşlar. Biraz daha yapacağız. İyice bez artık elimizdeki bez topu üzerinde çok rahat kayabiliyor olması lazım arkadaşlar, bilginiz olsun. O zaman tamamdır artık, istediğimiz kıvama doğru geliyor demektir. Bir de arkadaşlar boyayı sürdükten sonra polish işlemine hemen başlamayın. Bezi sürmeye başladığınızda eğer bez derinin üzerinde tutunuyorsa arkadaşlar, kaymakta zorlanıyorsa yeteri kadar kurumamış demektir. Bilginiz olsun. Gereğinden fazla da kurutursanız bu sefer polish işlemi biraz anlamsızlaşmaya başlar. O ayarı iyi tutturmak lazım arkadaşlar. Arkadaşlar ahşap saplı önümüzde elimizin kenarındaki keskinliği alıyoruz. Dikkat ettiyseniz burada cetvel koydum arkadaşlar. Çünkü malzememiz çok ince bir malzeme. O yüzden elimizin altında sürekli esneyecektir. O da bize rahatsızlık verecek ve düzgün bir iş çıkartmamızı engelleyecektir arkadaşlar. Diğer tarafını da alacağım. Arkadaşlar derimizin kenarını şimdi derbinin yine vejetal TRN kenar düzeltme baksıyla bakslayacağız. Bu çok bereketli bir üründür arkadaşlar. Yani çok böyle aşırı büyük işleri yapmıyorsanız böyle parmağınızın ucuna dokundurarak da sürebilirsiniz. Arkadaşlar bunun sürdükten sonra yaklaşık 30 saniye kadar bekleyeceğiz. Biraz derinin emmesi lazım. Bu kenar düzeltme vaksı tutkalımsı bir kıvamı vardır arkadaşlar. Derinin kenarının çok daha iyi kıvam almasını ve sıkı bir görüntü almasını ve kararmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Bu işlemi suyla yapan arkadaşlarımız var. Yani her videomda tekrarlıyorum. O videoyu izlemekle bu videoyu izliyor olabilirsiniz belki. Su derinin en büyük düşmanıdır arkadaşlar. İstisnai bazı işler dışında çok su kullanılmaz, bilginiz olsun. Linörle kenarlarını aldık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu hemen kenarları ovalleşti zaten. Şimşirle işimiz daha da kolay olacak zaten bu sayede. Linörün amacı o arkadaşlar. Biraz kurusun, şimşirleme işlemine geçeceğiz.
Arkadaşlar yeteri kadar kurudu waxımız. Şimdi şimşirleme işlemine geçiyoruz. Şimşiri bir miktar bastırmak gerekiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Ve mümkün olduğu kadar kısa, çok böyle uzun uzun değil de kısa kısa yapmakta fayda var arkadaşlar. Zaten kenarını dinörle düzgün bir şekilde aldığımız için çok çabuk şekil alıyor arkadaşlar. Dinör kullanmayan arkadaşlarımız hemen fark etmişlerdir zaten. Çok böyle şekilsiz şemeliyatsız çıkar. Bir tarafı geniş, bir tarafı kalın durur yaptıkları kenar işlerinde. O yüzden dinörün önemi çok arkadaşlar. Arkadaşlar ürünümüz ilk üst katı, bilekliğimizin üst katı 1,6 santimdi biliyorsunuz. 3'er milim kenarlardan dikiş için izimizi yapacağız. Kalıbı çizgimizi ortada 1 santim kalacak. Onu da ortadan çizeceğiz ve yarımşar santim kalmış olacak. Bu şekilde izimizi belirginleştirelim. Daha sonra çatal zımba kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar pergelimizi gördüğünüz gibi 8 milim ayarladık. Şöyle hemen gösteriyorum. Şöyle ölçüyoruz. Tam olmuş. Gönyemiz, pardon, kılavuz çizgimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bunları deleceğiz ve üstünden dikiş dikeceğiz. Arkadaşlar dikiş izimizi bu ruletle yapacağız. Bunun içinde 3 tane daha yedek ucu var. 3 milim, 3,5 milim, 4 milim, 5 milim, 6 milim gibi gidiyor bu şekilde. Biz de en geniş olanını kullanacağız. Ve izimizi bununla yapacağız. Bu sivri olan kısmı en baş kısımdan başlayacağız ki hepsi aynı dek gelsin arkadaşlar. Bu şekilde tam en başa koydum. Burada biraz dikkat etmek lazım arkadaşlar çünkü yamuk gitme ihtimali çok yüksek. Evet. Şimdi bu izlerden dediğimizi deleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu izimizden 1 milim zımbamızla deliyoruz. Bunu çatal zımbayla da yapabilirdik arkadaşlar. Veya yine bu şekilde düz deliklenen çok delikli zımbalar da var biliyorsunuz. Bunlarla da denebilirdik. Ben değişik ürünler kullanarak hangi ürünler ne şekilde kullanılıyor bunları size göstermek istedim arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yaptım. Siz tercihinize göre her türlü ürünle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar delik işlemimizi hallettik. Bu şekilde sıra deliktirdik. İğnemizi, ipliğimizi geçirdik. Daha önceki videolarımda göstermiştim ama yine izlemeyenler varsa diye bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. İğne burada. Kısa olan kısmın ortasından geçirdik. Bu şekilde alıyoruz. Şu mesafeyi aldıktan sonra uzun olan kısmı çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kilitlenmiş oluyor arkadaşlar. İlk başlangıcımızı köşeden yaptık arkadaşlar. Yani siz tabi canınızın dilediği, istediği dikişi yapabilirsiniz. Benim yapacağım dikiş bana göre sizin yapacağınız dikiş tabi haliyle sizin beğendiğiniz bir şey olacaktır arkadaşlar. Şu an ilk dikişimizi böyle gideceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Delikler biraz büyük gibi duruyor ama bunlardan çok kez gidip gidip geleceğimiz için bunlar dolacak arkadaşlar. O yönden şüpheniz olmasın.
Arkadaşlar, dikişimizin bir yönünü bu şekilde yaptık. Fark ettiğiniz gibi multikolor bir ip kullanıyoruz arkadaşlar. Karışık renkli. Şu şekilde. Renkli bir şey olsun istedik. İlk sırayı bu şekilde yaptık. Şurada bir atlama yaptım arkadaşlar. Karşılığını yapacağız. Bu tarafa üçgen, bu tarafa da bu tarafa doğru ok şeklinde gibi olacak. Bu son burada bittikten sonra buradan giriyorum arkadaşlar. Ve buraya hemen şimdi ortaya çıkacak olan şekli bunu da yine buradan giriyorum arkadaşlar. Ve ortaya böyle olacak arkadaşlar. Sanırım görebildiniz. Burada ip döndü. Onu düzeltiriz sonra. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Karşılığında yine burayı atlayacağız. Bu sefer de tersine gidecek ve dikişimize devam edeceğiz. Arkadaşlar, dikiş işlemimizi de tamamladık. Şimdi bunu buradan dikeceğiz. Pardon. Keseceğiz. İp makasımı bulamadığım için mecburen evet. Bu şekilde dikişimiz böyle oldu arkadaşlar. Bu aradaki boşluklar biraz sonra dolacak. Evet. Arkadaşlar şu anda derinin yüzeyini tırtıklıyoruz. Bunun üzerine yapıştıracağımız için biraz daha iyi tutunsun diye derinin cildindeki o cilası katı alıyoruz. Arkadaşlar derinin yüzeyini çok hafif tırtıkladık. Bu kadar yeterli olacaktır. Eğer bir yapıştırıcımızı da sürüp yaklaşık 4-5 dakika kadar kontakta olması için bekledikten sonra yani yapışkanlık özelliğinin artması lazım. Arkadaşlar bunun üzerine yapıştıracağız. Bir tarafta 4 santim bıraktım, bir tarafta 3 santim bıraktım. 4 santim olan kısım, 3 santim olan kısmın üstüne çıtlanacak arkadaşlar. Arkadaşlar, yeteri kadar kurudu. Şimdi bunu bunun üzerine yapıştıracağız. Arkadaşlar ben bu çekici buluyorum ama bu çekiç kundura tipi çekiçtir. Alt zemini yuvarlaktır. Siz farklı çekiçleri kullanıyorsanız onun derinin yüzeyine vurmaya kalkmayın. Zedelirsiniz arkadaşlar. Bu kundura tipi çekiç bu işler için dizayn edilmiştir. Altı yuvarlaktır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bıçağımızda bilekliğimizin ucunu keseceğiz. Evet. Burayı zımparalayacağız. Çok da dibe girmek istemedim ama yine de biraz gireyim bari. Evet, bunlar şimşirleyince gidecek arkadaşlar hepsi.
Bunları şimdi şimşileyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar derinin kenarında yine linörümüzü düzelteceğiz. Şimşilediğimizde daha güzel yuvarlak hatlar kazansın diye. Evet. Biraz sonra şimşirleme işine ve dikiş işine başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar derimizin kenarını kenarı düzeltme vaksıyla vaksadık. Sanırım görebiliyorsunuz arkadaşlar ne kadar yuvarlak olduğunu. Diğer tarafı linörle alındığı halde onun kadar değil. Ama bu taraf şöyle görüyorsunuz. Çok daha düzgün oluyor arkadaşlar. Bu şimşir işine özen gösteren arkadaşlar bence. Evet arkadaşlar çatal zımbayla delmeye devam ediyoruz. Bu arada çatal zımbamızı her zamanki gibi balmumuna batırıyoruz ki rahat girip çıksın. Deformasyon olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar bilekliğimizi yaklaşık birer milim daha sağından ve solundan geniş yapsaymışız daha iyi olacakmış. Artık bu kadar hataya da nazarlık diyelim. Siz videonun başında verdiğim ölçüleri hatırlıyorsunuz sanırım. Birer milim fazla yaparsanız çok daha rahat olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar yapıştırma işlemimiz, şimşir işlemimiz hepsi tamamlandı. Şimdi dikişimize başladık. Biz buradan başlamayı uygun gördük arkadaşlar. Bu ucu ipin altında bırakmak istedik. Bu şekilde geldik ve burada ortada kalan iki tane boşluğa buraya da aynısını yapacağız. Bu şekilde hem bir hoş dikiş şekli olsun diye yaptık hem de ortası bombe yapmasın, büküldükçe, bileğimize doladıkça havaya kalkmasın diye bu şekilde yaptık arkadaşlar. Ya tabii bu dikiş olayı bambaşka bir şey arkadaşlar. Siz daha farklı dikişler yapabilirsiniz. Daha farklı renkli ipler kullanabilirsiniz. Tamamen size özgü, sizin tercihinizde kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarafı komple dolandık. Dikkat ediyorsanız buralarda dikişi bu derilerin üzerlerine denk getirmeye çalıştık arkadaşlar. Üstten bindirsin ve sıksın diye. Ama burada denk gelmedi. Şimdi burada ne yapacağız? Hemen onu göstermek istiyorum. Çok basit bir işlem yapacağız arkadaşlar. Bir ileri bir geri tırattıracağız arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Yani orada bir sıra fazla dikiş dikeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denk gelmedi. Şu an benim buradan buraya atlamam lazım ama geriye döneceğim arkadaşlar tekrardan. Ki burayı gördüğünüz gibi üstünü sıksın diye arkadaşlar. Ve buradan gerisin geriye yine aynı deliğe gireceğim. Ve normal dikişimi dikmeye devam edeceğim arkadaşlar. Burada atlayarak gittik. Burada atlamadan dikmiş olacağız. Zaten siyah siyah olduğu için çok o kadar sırıtıp göze batmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar dikiş işimizi de hallettik. Düğümümüzü de attık. Şimdi bakalım. Evet. Bu mesafe iyi gibi. Evet. Bir de buradan işimizi sağlam alalım. Evet arkadaşlar. Burayla deldik. Bunları da şimdi dikeceğiz. Ve hep beraber sonucuna bakacağız. Arkadaşlar bilekliğimizi tamamladık. Böyle bir şey çıktı ortaya. Tabii
Zevkler ve renkler tartışılmaz. Siz ipi farklı renkte kullanabilirsiniz. Dikişi farklı dikebilirsiniz. Biraz daha geniş, biraz daha dar yapabilirsiniz. Çantanın kıtısı yerine çıt çıt yapabilirsiniz. Farklı aparatlar yapabilirsiniz. İpler renkli, yani birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Fikir olsun diye arkadaşlar yaptık, paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de bakayım nasıl olacak, koluma takayım.